Değerli dinleyiciler, Global İşler Podcast'e hoş geldiniz. Yine Vant Media Network'ün Emirgen stüdyolarında çok sıcak bir İstanbul sabahında sevgili kardeşim Bulut'la beraberiz. Bulut, hoş geldin. Hoş buldum. Bulut Arukel, biraz daha tanıyacaksınız tanımayanlarınız için. Tanıyanlar için hayatının detayları ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Güzel bir sohbet olacak. Biraz önce sıkıcı konular konuşacağız Bulut'la. Böyle işle ilgili ama orada güzel, hepinizin ilgisini çekebilecek geleneksel endüstriler yapay zekayla, dijitalle nasıl dönüşüyor ve bunun topluma ne faydası var, bence en önemlisi o. Biraz onunla ilgili konuşacağız. Sonra biraz da Bulut'un girişimcilik öyküsü ve hayatıyla ilgili konuşacağız. Çok güzel bir sohbet olacak. Bulut, tekrar hoş geldin. Biraz şu yeni yaptığın işi bize anlatarak başla. Figopara, bilenler biliyor. Ben başından beri yakından takip ediyorum. Bu arada birazdan döneceğiz geriye. Bulut, daha önceden de böyle hikayeleri var. Yine fintech sektöründe. Ama Figopara çok ilginç bir iş yapıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin, ki bunlardan bir sürü var biliyorsunuz, finansman sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bunu da dijital, yapay zeka yoluyla yapmaya çalışıyor. Bayağı da büyüdü. Bulut, biraz anlat istersen. Tabii ki. Çok teşekkürler öncelikle. Çok keyifli bir ortam. Seninle beraber olmak her zaman gibi. Yakın arkadaşıyla insan olunca çok keyifli oldu. Zaten podcast'te arkadaşları alıyoruz. Öyle. Aa, süper. Benim için eve gelmek gibi oldu. Abi şöyle, biliyorsun Figopara ticaretin finansmanı aslında. Ticaretin finansmanını bir şekilde daha kolaylaştırmak. İki tane ana modelimiz var bizim. İşbirlikte ilk defa Türkiye'deki büyük alıcılar, kim bunlar? İşte e-commerce'ler, büyük aile ofisleri, onların holding şirketleri vesaire. Bu insanlara mal veya hizmet yollayıp arkasından fatura kesen ve vadeyle beraber alacağını bekleyen tedarikçileri bir şekilde bankalarla beraber fonlayabilir miyiz amacıyla çıktı. Yani sen malını birine verdin, Migros'a verdin diyelim. Adam sana 3 ay sonra ödüyor. Doğru. Tabii çok büyük problem. Çünkü mal gidiyor, sen malın parasını üretirken onun girdilerini, parasını vermişsin, üretimini yapmışsın, maaşlarını ödemişsin. Doğru. Parayı alamıyorsun. Bir de Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'de sistem böyle. Bunu şimdi herkes bilmeyebilir. Avrupa'da filan bununla ilgili kanunlar, kurallar var. Doğru. Diyor ki 30 gün, 45 gün gibi vade sınırları var. Daha fazlasını yapamıyorsun. Ama Türkiye'de hep böyledir. Küçük olan taraf, yani pazarlıkta güçsüz olan taraf vade yükünü üstlenmek zorunda kalır. Doğru. 45 gün, 60 gün, 90 gün vadeler olur. Beklersin paran gelecek. Bir de şöyle bir hikaye de var. Ya bu bir gerçeği, ülkenin gerçeği. Hani büyüklerde çok olmuyor ama daha orta ölçeklerde. Hı-hı. İşte ödeme günün gelir, vaden gelir. Ya biz para bu hafta tabii para yok. Bu hafta ödemiyoruz. Ayın son perşembesi ödeyeceğiz. İşte farklı bir şey doğuracağız. Telefonu açan yok. Evet. Ben bir konuşayım. PO'ya imza gelmedi. İmza alacağım. Evet, imza o PO'lar bir açılmaz falan. Hiç yani bitmeyen bir cycle. 90 lafta. Bazen oluyor 180. Aynen. Yani artı bizim gördüğümüz piyasada artı 26-27 gün uzama var. Çok orada. Kötü. Bir ay yani. Bir ay daha döndürüp bilanço make-up dediğimiz aslında ana firmalarda kendi bilançolarını bir ay uzatıyorlar. Kredi yükünü veya borçlanma yükünü karşı tarafa ödüyor. Faizi sana ödetiyor Türkiye. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz de girdik, ha böyle ne yapabiliriz diye. İşte Migros örneğini verdim mesela. Migros'un aktifte çalışıyoruz da biz. Migros'un arkasında bankalardaki limitleri doğrultusunda tedarikçi finansmanı diye bir limiti çıkıyor Migros'un bankalarda. O limiti doğrultusunda tedarikçi ediyoruz ki senin Migros'tan 90 gün alacağın var. 90 gün alacağını istersen bugün Migros'un limiti doğrultusunda, Migros'un özel oranıyla X bankasından şöyle alırsın, Y bankasından bu oranla alırsın, Z'de de bu alırsın. Anında o gün banka parayı veriyor. Migros'ta bankayla yaptığı özel anlaşma doğrultusunda ya direkt vadesi geldiğinde ya vade uzatarak bir modelde aşağı indiriyor. Şimdi bu modelde herkes mutlu. Niye mutlu? Migros mutlu. Bir şekilde tedarikçisini mutlu etti. Doğru. Tedarikçisinin ölmemesini sağladı. Doğru. Yaşamamasını ve daha iyi oranlarla devam etmesini sağladı. Mutlu vade uzattıysa kendi vadesini uzattı. Aslında demin söylediğimiz o bilanço make-up'ı doğal yöntemle ve gerçek official olarak yaptı. Oldu. Bankayla anlaştı. Tedarikçi mutlu, niye kendi limitinden yemedi? Doğru. Niye daha ucuza para kullandı? Çünkü bugün kapıyı çaldı. Merhaba banka, ben geldim size, daha pahalı. Yani tabii. Şimdi o KOBİ bunu bankadan normal krediyle de finanse edebilir ama yapabilir. Faizi çok daha yüksek olacak ama doğru. Banka burada şunu görüyor ya, zaten bu adam bu parayı alacak, arada bir kontrat var, bir fatura kesilmiş, doğru. Para ödenecek, ben sadece arada bir köprü finansmanı yapıyorum. Aynen öyle, middleman. Çok daha ucuz bir kredi kesinlikle veriyor. Ve aslında en önemlisi limit, çünkü bugün Türkiye'de limit yok. Yani sen Migros'ta olsan, küçük de olsan zaten hiçbir bankada limit yok. Evet. Onun için de çünkü devletin getirdiği bazı zorluklar var, zorluklardan dolayı bankalar diyorlar ki benim büyüme cap'im var, çok büyüyemem, kredi açamam diyor. Krediyle limitte kısa kalıyor. Ondan dolayı da adam bir şekilde Migros'un limitleri de aşağı indirebiliyor, devam edebiliyor. İş böyle başladı aslında 2016 yılında. Evet. Figo'nun hikayesinde de Fi'si bizim eski şirket. Evet. FIT Solutions, ondan da bahsederim. Go'su da logonun Go'su. Ondan sonra tabii aradaki şeylerden dolayı logonun biraz daha vizyonu farklıydı. Başka işler yapmak istedi. Hisseleri biz devraldık. Devraldıktan sonra en son turda geri geldiler. Kaldı. Evet, evet, onlar da geri geldi. Ya onlar da geri geldiler zaten. Genellikle futbolcu Figo, Luis Figo, onunla mı karıştıranlar var yurt dışında özellikle. Hani o hikayeler hep oluyor. Şimdi bu böyle giderken özellikle hepsi burada müşterilerinde. Ben hepsi burada bir modelde çalışıyorum ama elimde farklı faturalar da var. İşte Trendyol faturası var, Amazon faturası var, N11 faturası. Yani aynı müşteri birçok e-ticaretçiye tabii satış yapıyor. Aynen öyle. Bunun arkasında ne yapabiliriz dedik? Bunun insanlar KOBİ. Yani bazıları OBİ, küçük KOBİ. Evet. Hatta bazı büyük çoğunluğu KOBİ. Şahıs şirketi çok nadir. Ondan sonra gidelim ne yapalım? Yani KOBİ ne demek? İşte 10'dan 50'ye kadar filan çalışanı olan, değil mi? Aynen öyle. Bir şeyler yani üreten, satan ufak tefek şirketler. Öyle. Aslında şöyle düşün. Ondan başla neredeyse 250'ye kadar gidebiliyorsun bugün KOBİ'de. Çünkü büyük KOBİ'ler de var. İyi işlem yapan KOBİ'ler de var. Operasyonu çok kuvvetli olan KOBİ'ler de var. Ondan sonra onlara bir şekilde finansman yaratabilir miyiz? Bu sefer Migros'un haberi olmadan, Migros'un limitini yemeden, Migros'un oranını kullanmadan çok güzel farklı bir modelde finansmana ulaştırabilir miyiz? Şimdi bugün bunu nasıl yapabilir? Bankaya gider. Ben kredi çekeceğim der. Banka der ki hoş geldin, kredi çekebilirsin. Hangi krediyi istiyorsun? İşte ön ödemeli mi? Spot mu? Farklı bir şey. BCH mi istiyorsun? Farklı bir şey mi istiyorsun? Ama arkasından da bir tane kefalet ver der. Kefalet ne olabilir? Evet. Taşınmaz olabilir, ev olabilir, şimdi arsa, ofis, önemli araba. Bu, ben 20 yıldır aşağı yukarı bu işte firmaların davranışları da üzerinde çalışıyorum. En büyük sıkıntı Türkiye'de finansman her zaman var. Doğru. Ama evini ipotek ettireceksin. Aynen, arabanı ipotek ettireceksin veya ipotek ettirecek bir şeyin yoksa, çünkü şirketin sahibinin mal varlığı olmayabilir, değil mi? Herkesin malı mülkü olmak zorunda değil. O zaman alamıyorsun. O zaman da geleceğini bazen ipotek edebiliyorsun. Nasıl oluyor? Öyle bir şey de var. Yani ileriye dönelik geç ödemeli krediler veriyor ama ondan sonra hiç bilmediğim bir bizneste işte coğrafyanda bir problem olursa, ekonomik bir sıkıntı olursa bütün planların alt üst oluyor. Hiç tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Zaten öbürü de çok kötü. Niye? Yani senin kendine ait bir mülkün var. Anandan babandan kaldı. Öyle. Sen niye bunu bu iş için ipotek edesin? Öyle. Değil mi? Yani şey bile görüyoruz. Mesela senin adamın KOBİ patronu. Kendi hiç mülkü yok. Eşinin var. O da eşinin, ailesinin var. Tabii. Banka onu istiyor. Gidiyor banka onu ipotekletiyor. Bu arada bankayı da haksız bulmam. Yani bankada diyor ki bir batık olursa, bir şey olursa bunları toparlayalım diye bir şey çıkartıyorum. Yani finansal sistem, bence kritik nokta bu. Finansal sistem senin risk değerlendirmeni demek ki iyi yapamıyor. Yani yapabiliyor olsa, sen riskli olsan ona göre bir fiyat koyar. Yüksek bir faiz koyar. Gene kredi verir. Doğru. Az riskliysen ucuza, çünkü o zaman ona başka bir sürü bankada kredi vermek isteyecek. Ucuza kredi verir. Sen bu risk değerlendirmesini doğru düzgün yapabilirsen banka olarak, bu krediyi ipotek olmadan da verebiliyor olman lazım. Demek ki bunu ya yapmıyorlar ya tembellik ediyorlar, değil mi? Ya böyle gelmiş böyle gider diyorlar. Genellikle böyle. Dolayısıyla sistem yürümüyor. Sen burada bunu biz değiştiriyoruz. Evet, bunu aslında çok güzel bir yere değindin. Biz bunu data ile değiştirmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü bugün gittiğin zaman bir KOBİ patronu bankaya, banka ne yapıyor? Kredi kayıt bürosundan sorgu çekiyor. Diyor ki Ustal'ın bir yazılmış çeki var mı? Ustal'ın geç ödemesi var mı? Ustal'ın anomalik bir şey var mı diyor. Ondan sonra bakıyor, ortaklara bakıyor. Ortaklar civarında bir şey var mı? Para dışarı çıkıyor mu? Onlara bakıyor. Hiçbir şey yoksa diyor ki gönül gözü Ustal gibi benchmark'ı olan bu sektördeki adamın bu kadar hacimde ben ortalama geçmiş trendime göre 200 milyon limit vermiştim diyor. 200 milyon limit vereyim diyor. Belki adam 500'lük bir limite ihtiyaç var. Belki adam 100 milyon verilmesi gerekiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz Figo'da? Dönüyoruz. Diyoruz ki eski iş elektronik fatura işi olduğu için Ustal hoş geldin. Gel bize elektronik faturanı bağla. Elektronik faturanı bağlayınca ben geçmişe yönelik 3 senelik senin bütün transaction'larını sistemime dump ediyorum. Yani 3 seneye kadar. Yani geçmişte kestiğin bütün faturalar. Kestiğin ve aldığın bütün faturalar. Aldığın, ödediğin, yani hem bunlar ödenmiş mi veya tahsil edilmiş mi? Hem de bu işlemler olmuş mu? Aynen öyle. Sonra dönüyorum. Her akşam da almaya devam ediyorum. O gün kestiğim veya aldıklarını. Sonra bir şey çıkartıyorum. Bir ticaret skoru çıkartıyorum. Normalde diğeri neydi? Kredi risk, bankacılık skoruydu. Ondan sonra onu bankalar yapabilir. Lisanslı kuruluşlar yapabilir. Ben ticarete bakıyorum. Ve ticaretle beraber yapay zekayla şunu çıkartıyorum. Ussal 16 tane firmayla çalışıyor. Bu 16 firmayla düzenli olarak şu transaction'ları var. A firmasıyla çalışmasında 3 tane kalemi var. Su bardağı, kahve bardağı, çay bardağı. Su bardağını her hafta kesiyor. Kahve bardağını 3 ayda bir kesiyor. Çay bardağını 2 haftada bir kesiyor. Ortalama fatura tutarı böyle oluyor. Görebiliyorsam ortalama vadesi böyle olabiliyor diye bir analiz çıkartıyor. Bununla yetinmiyorum. gidip bir açık bankacılık şirketi satın aldık şu anda. Hı. Ondan sonra Türkiye'de ilk defa bir banka iştirakı satın aldı. Figo ile beraber İş Bankası'ndan sağ olsun. Evet. Aynen öyle, duyurduğumuz için official rahat söyleyebiliyoruz. Bize inandıkları için de. İş Bankası'nın açık bankacılık şirketiyle de aslında hesap hareketlerini görmeye başlıyoruz. Süper. Şu anda. Dolayısıyla faturayı da görüyorsun, ödenip ödenmediğini de görüyorsun. Aynen öyle. Ve hesap hareketlerinde senin tehanında ne kadarın var? Ay sonunda ne ödeme yapacaksın? Düzenli trendinde ne kadar maaş ödüyorsun? Elektrik ne kadar? Stopajın ne kadar ödenen var? Her şeyi görüyorsun. Şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi banka kredi analiz ederken geçmişe yönelik olarak sen sözünde durmuş musun? Borçlarını ödemiş misin? Buna bakıyor. Aynen öyle. Senin davranışlarına bakıyor. Halbuki sen şuna bakıyorsun, bu şirketin durumu, risk profili ilerideki borçlarını ödemeye yeterli mi? Dolayısıyla biri geçmişe yönelik bir analiz yapıyor, biri şu andaki durumu analiz ediyor. Arada çok büyük bir fark var. Diyorsun ki bu adam 10 tane müşterisi var. Ha biri faturasını ödemez, batar. Öbüründen alır diyorsun. Benim borcum öder diyorsun. Böyle güzel bir risk analizi. Doğru. Bankanın da elini kolaylaştırıyorum. Peki şunu soracağım. Ya banka niye yapamıyor bunu? Kardeşim de sen yapıyorsun. Abi banka yapabilir. Bak şimdi banka yapabilir. Şöyle bakıyorum. Ya bizim bankalar, Türkiye'deki bankalar global örneklere baktığında inanılmaz öndeler. Hep bunu söylüyorlar. Yani, abi kesinlikle öyle. Evet. Mobilde geçen çok öndeler. Geçen Deniz'le geldi, burada konuştuk. Evet Deniz'inkini de dinledim. Aynı şeyi söylüyor. Yani ki Deniz'in historisine baktığında zaten kaç tane banka yaratmış, kaç tane bankanın içinde olmuş. Türkiye'deki bankalar en üst düzeylere gelmiş biri. Şimdi bankalar teknolojik olarak güçlüler. Yani bir bankaya bakıyorsun bugün kaç tane teknoloji çalışanı var? Binlerce diyenler var. Ondan sonra inanılmaz büyük data center'lar, veri merkezleri, yatırımlar vesaireler. Sonra dönüyorsun abi. Challenger banklara bakıyorsun, onlar da. Fakat şunu unutuyoruz. Şimdi bu bankanın üzerinde bir regülasyon yükü var. Evet. Üzerinde bir batırmama yükü var. Evet. Üzerinde bir sorumluluğu var. Evet. Daha halka arzsa veya yurt dışı yatırımcısı varsa onlara bir sorumlulukları var. Onun için de out of the box düşünmüyor abi. Out of the box düşünmek istediğinde de kolay olmuyor. Şirketlerde olan bir şey ama bankalarda bir tık daha fazla. Çünkü bankalar bir bakıma tabii devletin çok kontrolü altında, değil mi? Yani her şeylerinde hesap vermek durumundalar. Öyle. Banka yönetim kurulu üyeleri kredi kararlarından filan mesul tutulabiliyor. Hapse giren banka yönetim kurulu üyeleri var Türkiye'de. Öyle. Dolayısıyla risk alamıyorlar. Doğru. Bir sen de şey boşluğu dolduruyorsun. Kesinlikle. Sen KOBİ patronuna gidiyorsun. X bankasın diyelim. X banka olarak diyorsun ki hoş geldin ussal. Ben senin elektronik faturalarını istiyorum. Ve varsa hesap hareketlerini istiyorum. Şimdi sen diyorsun ki ben niye tek bankaya vereyim? Çünkü tek bankada niye o datam kalsın benim? Çünkü bugün Türkiye'deki KOBİ patronu 4 tane bankayla çalışıyor. Ana 4 tane bankası var ortalama istatistikte. Ve o 4 tane bankasıyla döngüsünü devam ettiriyor. Arada giren çıkan olabiliyor ama nadir olarak şeyde baktığında. Onun için de tek bir yere vermek istemiyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Biz dönüyoruz Figopara'da, diyoruz ki gel ben senin için en iyi analizi yapayım. Sen her sabah mali müşavirin muhasebecisini arama. Ben bu olgunu senin için yöneteyim ve yapay zeka ile beraber, hatta öğrenebilen yapay zeka ile beraber arka tarafta ay sonunu nerede kapayacağını, o çeyreği nerede kapayacağını, senede ne yapman gerektiği, benchmarklarına göre ucuza mal alıyor musun, pahalıya mı alıyorsun, nelere dikkat etmen gerektiğini, her şeyini application'da gösteriyorum. Şimdi gösterdiğim için de adamın bir CFO'su gibi de CFO as a service oluyorum. Zaten CFO as a service olduğum için de adam diyor ki tamam Figo var. Sabah uyanıyor abi. Dijital mecralar, onlara geçmenin imkanı yok, işte Instagram'ı, TikTok'u bilmemesi. Sonra Figo'ya bakıyor, diyor ki ben ne durumdayım, nasıl kapayacağım, alacaklarımda gecikme var mı, daha önceki trendime göre bu alacaklarım haftaya işte 100 milyon alacağım var ama Figo analizini yaptı. Bu 100 milyonu ben normalde haftaya değil de 10 gün sonra alabilirim. Artı 100 milyon olarak değil de 97 milyon olarak alabilirimi görebiliyor. Peki bir şey soracağım. Yani bu Türkiye'de ben hep görüyorum bir sürü işte başarılı şirket var. Ya bu adamlar gidip bir CFO tutmazlar. Yani bu bir şey mi? Yani bir inanç meselesi mi? İnsana mı inanmıyorlar? Nedir? Yani şöyle ya, bu bir kültür bence. Çok batarlar o yüzden. Çünkü sonra da gider işte benim mal varlığım borcumun 10 katı. Paran yok, nakit yok. Ödeyemiyorsun. Yani zaten şirket o yüzden batar. Bunu da anlamazlar. Niye böyle? Bu bir kültür. Bence bu Akdenizgeni kültürü. Biz göçebeyiz abi. Geçmişe baktığında. Göçebe olduğumuz için de biz koloni olarak gelip bir yerde ana hatlarıyla sistemi yönetip ve bence yönetimle beraberiz. Yani her şeyi ben bilirim. En iyi benimdir. Benden daha iyi CFO'm olur. Ben zaten CFO'dan daha iyi bilirim. Benden daha iyi. Kesinlikle. Öyle ama bir şey. Bilemiyorsun abi. Bakamıyorsun nakit akışına. Öyle. Bugün danışmanlıkları da düşün abi. Şimdi bankalara gidiyorsun veya büyük şirketlere gidiyorsun. Türkiye'de değil, yurt dışına da gittiğinde adam o Big Four'a veya farklı danışmanlık şirketlerine, McKinsey'e bilmem neye inanılmaz paralar veriyor. Bir de danışmanlık alıyor ve onun çıktısıyla hareket ediyor. Şimdi bizde Türkiye'de ne oluyor? Böyle bir şey geldiğinde 1 milyon dolar. Ben buna 1 milyon dolar mı harcayacağım? harcayacağım? Niye harcayacağım? Niye harcayıp gidiyor? $1 milyon belki $50 milyon getirecek tabii, sana. Tabii onu göremiyor. İşte aynı mantalite baktığında. Evet. CFO'ya niye para harcayayım? Doğru. CFO benden para. Zaten mali müşavir muhasebecisi mi var? O bana niye destek olmuyor vesaire yapıyor. Peki sen şimdi daha önce İtalya'da falan da işler yaptın. Yani orada da mı öyle? Orada da öyle. Orada İtalya, da öyle, İspanya. Aynı öyle. Böyle. Hepsi evet. Öyle. Ki oralar bence daha kötü. Daha kötü. Bir de daha geleneksel. Yani şöyle. Dinamizm daha az. Dinamizm. Orada bir avantaj var. Orada her şey regüle. Abi, regüle olduğu için sen hareket edemiyorsun. Ondan sonra devam edemiyorsun. Zaten bir önceki işte İtalya olmasının sebebi bizim elektronik fatura işi yapıyorduk biliyorsun. Evet. Türkiye'nin en büyük elektronik fatura entegratörlerinden bir tanesiydik. Evet. Türkiye bu konuda hakikaten önde bir ülke. Yani bankacılığa öyle dedik ama digital tax dediğimiz işlerde elektronik faturalar, elektronik arşivler, e-delivery notlar vesaire onlar da çok önde. Önde olduğu için o benchmark'ı yurt dışına çıkarmak istediler. İşte İtalya ilk Avrupa'da da başladı. Çünkü Avrupa Birliği dedi ki İtalya'ya gel sen her şeyi piyasayı bana iyice göster elektronik faturayla. Tabii çok kayıt dışı var İtalya'da. Mafya. Türkiye'den daha fena. Mafyası var, tabii. Kayıt dışı var, tabii. İkinci buklar var, tabii. Bilmem ne var. Her şey var. Bizim gibi işte. Öyle, öyle. Ve İtalya daha farklı bir şey yaptı. Bizde bir threshold var. Türkiye'de şu anda o threshold 3 milyon TL üstünde hacmin varsa düşün, evet. Onu daha da indirecek. Evet. Şimdi 1 milyona indirecekler. Gelir dersi ona çalışıyor. 3 milyon TL'nin üzerinde bir şeyin varsa, ciron varsa yapmak zorundasın. İtalya dedi ki öyle değil dedi. Senin vergi kimlik numaran varsa bir espresso içtiysen bile elektronik olarak dijitali sign olup da öyle geçmesi gerekiyor dedi. Ve çok zor bir şeyle başladı aynen. Yaptı da. Şimdi diğer ülkeler onu arka taraftan takip ediyor. Hepsinin farklı şeyleri var. İşte biz İngiltere'de de yaptık. Making Tax Digital diye verginin dijital olarak HMRC'ye kendi platformlarına yönlendirilmesi. Evet. İspanya'da SII var. Sistema interskamp diye. Tamamen onların aslında farklı farklı metotlarla birbirlerine bilgilendirmesi. Siz bir ara Uber'in de oradaki işlerini yapıyordunuz değil mi? Tabii Türkiye'de yapıyorduk. Türkiye'de durdu biliyorsun. Ondan sonra İtalya, İspanya orada yaptık. Orada devam ettik. Hala bizi bir önce alan şirket bildiğim kadarıyla devam ediyor bazı ülkeler. Latin Amerika'da da özellikle. Peki bir şey soracağım sonra bu faslı kapatacağım. Şimdi her şey böyle yapay zekayla yapılırsa ben bir de şundan da endişe ediyorum. Yani eskiden işte iş adamı KOBİ bilmem ne arıyor banka şube müdürü tanıyor adamı değil mi? Ne bileyim küçük bir yer belki ailecek görüşüyorlar falan biliyor ve ona bir kredi limiti yaratabiliyor belki. Şimdi bu şubeler azalırsa şube müdürleri ortadan kalkarsa değil mi banka şubeleri de kapanıyor her sene. Yani bu ilişki sisteminin ortadan kaybolması bir risk değil mi? Şimdi risk ama bu olacak bir şey. Tamam yani bunu engelleyemeyiz abi. Bir pandemi geçmişimiz var biliyorsun. Pandemi oldu bankaların hepsi stop etti. Hiçbir şekilde kimse gidemedi. Dijitale bir anda yüklendiler, dijitalden bakabiliriz diye. Kimse yani sokağa çıkamadığın için hiçbir şey yapamadı. Şubeye de gidemiyorsun. 2 gün sonra gene olacak belki veya farklı bir şey olacak. Şimdi şube pahalı bir organizasyon veya operasyon pahalı bir organizasyon. Artık bankalardaki kar marjları daha aşağı indiği için onlar da daha kendilerini toparlayıcı bir şeye geçmek istiyorlar. Bir de şube eski jenerasyondan kullandığı bir şey. Yeni jenerasyon oraya gitmek de istemiyor değil mi? Şubeye hiç girmiyor ki adam. Doğru. Adam zaten global örneğe de bakıyorsun abi. İngiltere'de, Avrupa'da dijital bankalara gidiyor. Challenger'lara gidiyor. Evet. Onları kullanıyor. Onların üzerinden bir şeyler böyle. Tüketici tarafında böyle de iş dünyasında da böyle bir eğilim var mı? İş dünyasında da böyle bir eğilim şöyle var. Her gün toplantı yapamıyorlar. Her gün gidemiyorlar. Yani iş dünyasına gittiğinde bankadaki şube müdürü sana geliyor. Ve sana gelip ilişki kurmak istiyor seninle. Sana yatırım yapıyor. Ondan sonra seni care ediyor. Doğru. Yemeğe götürüyor bilmem ne yapıyor. O ilişkiyle beraber aslında senin ana bankan olarak onu kullanmanı istiyor. Evet. Ama sen bunu dijitalle, datayla, datayı birleştirip o öğrenebilen bir sistem çıkartabilirsen ve adama telefonda bak ben sana bunu da yapabiliyorum. Onu da bir de yapay zekayla bir şey yapabilirsin diyorsan. Abi. Evet. Yapay zekayla da adamın suratını kopyalarsın. Şu anda onu yapabiliyorlar. Biz de üzerinde çalışıyoruz. Bütün mimiğine kadar her şeyini yapabiliyorsun abi ve duygu cevap veriyor orada. Ona geçen hafta İzmir'deydim. Hakan Aran'la beraber bir söyleşimiz vardı. O söyleşi de mesela onlar İş Bankası şu anda bu öğrenebilen yapay zeka ile ilgili bir takık durumda. İnanılmaz işler yapıyorlar. Şimdi onlar da credit assessment'ını da buna döndürmeye çalışıyorlar. Ve çok güzel bir şey var. Bir expert var burada oturuyor. Bir de burada makine çalışıyor. Makine hangisi daha iyi? Abi makine ile expert ortak çalışıyor. Ondan sonra makine çalışıyor, makine bir şey çıkartıyor, eksperte gidiyor. Diyor ki bunu çıkarttım tamam mısın diyor. Tamamım diyor. Sonra makine dönüyor. Diyor ki hata yapmış olabilir miyim diye tekrar bakıyor. Çok güzel. Problem yoksa devam ettiriyor. Problem varsa başka bir eksperte döndürüyor. Ve diyor ki devam et buradan git diye. Çünkü bir gerçek var ki makineye öğretemediğin şeyler de var. Yani expertin verimliliğini arttırmakta kullanıyor aslında. Yerine geçirmekte verimliliğini arttırmakta. Tamamen öyle. Yani daha efektif görmesini sağlıyor. Dijital ortamlardan bir şey alma. Mesela şöyle bakması gerekiyor. İşte ulusal bir sosyal mecrada varsa, gerçi sen hani çok kullanmıyorsun ama sosyal mecrada varsa nereye gitme trendinde devam ediyor. Bunlar tabii çok önemli. Neler eğlenceli mi veya sessizse parası mı bitiyor? Ona bakıyor. Ya kardeşim, ben sosyal mecrada gittiğim yerleri söylemiyorum. Bu benim bir yere gitmediğim anlamına gelmiyor. Şimdi benim kredi skorumu etkilememeli. Şu etkilemiyor. Çünkü sendeki benchmark'ta şunu diyor. Zaten paylaşmıyor adam. Adam paylaşmadığı için de ben döneyim başka bir şeye bakayım diyor. Senin başka bir hareketine veya trendine bakmaya çalışıyor. Anladım. Aslında, yeni başka bir veri kaynağı buluyor. Tabii yani telefonunun verisi açık olsa bunu zaten yapmaya çalışıyor herkes. Tabii. Her şey bitti. Çünkü senin root planından nereye gittiğini görecek. Nerelerde vakit geçirdiğini, ne kadar sürede. O zaman senin assessment'ını öyle bir çıkartacak ki abi sen bir anda bambaşka bir şey olacak. O çipler mipler geldiğinde dünya başka bir yere gidecek. O zaman şubeyi bırak. Genel müdürlükte çok az gerek kalmayacak. Aynen öyle. Anladım, anladım. Peki işi biraz konuştuk Bulut'cum. Ama ben şimdi sana şunu da soracağım. Biraz bence dinleyicilerimiz, bazı dinleyicilerimiz daha genç oluyor bizden. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi senin çok ilginç bir öykün var. Yani bir önceki işte üst düzey yöneticiydin. Şimdi daha co-founder gibi bir pozisyondasın. Evet. Ve buraya Magdalena geldiğinde işte birkaç ay önce söyleşi yapmıştık. Dedi ki ben ilk işimi kurduğumda dedi, işi ben kurdum dedi. Ve işte bir de ortağım vardı dedi ama dedi işte parayı falan o vermiş ve şey, network'ü de o getirmiş. Bana dedi 5/1000 hisse verdi dedi. Hiç dedi gocunmadım bundan dedi. İşi yaptım, sattım. IPO yaptık işte 2 senede mi ne IPO yapmışlar, şimdi hatırlamıyorum. Tabii Amerika'da biraz bu işler hızlı oluyor, bizde daha sonra ama neyse yani günün sonunda bir çıkışı olmuş. Ve oradan da iyi para kazan. Bir sonraki işimde daha farklı bir sistemde kurdum dedi. Şimdi Türkiye'de öyle biraz ben şey görüyorum yani egolar. Arkadaş ben işte işi kurdum bilmem ne benim olacak falan. Ya, hayat öyle değil. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Senin bu 2 tane son yaptığın işteki öykün artı şunu da yani benim dikkatimi çekiyor. Ya arkadaş her gün bir yerdesin. Bu iş nasıl dönüyor? Yani işi ne zaman yapıyorsun? Konferansa ne zaman gidiyorsun? Akşam gidiyoruz barbeküde bilmem ne. Yani o sistemi nasıl döndürüyorsun? Hem bu enerji nereden geliyor? Hem de bu iş hayatında biraz perspektif verebilir misin? Yani olur. Bu ilerlemeler nasıl oluyor? Olur. Abi şöyle bu enerji hiç bitmeyen bir enerji. Ya yani her sabah geçen yine bir yerde anlatıyordum. Her sabah o enerjiyle bugün yeni ne yapabilirim veya bugün neyi kapatmam gerekiyor? Yani kapatmak benim için şey bir deal kapatmak, closer. Bir ilişki kapatmak tam closer. Yani benim aslında yaptığım şey masa kurmak. Onun için diyorsun ya her yerde konuşuyorsun diye. Doğru. Abi konuştuğum yerler benim aslında işim. Doğru. Ve işimi en friendly, en arkadaşça, dostça ilerletebileceğim şeyler. Çünkü yanında oturduğum bir insan, merhabalaştığım bir insan. Siz ne yapıyorsunuz şu iş? Aa bizim ekip size bir gelsin. Ondan sonra veya neyi yapabiliriz? Finansmanda probleminiz var mı? Vadeleriniz nasıl gidiyor vesaire. O chat'te konuştuğunda gidebiliyor. Çünkü ben bir müşteriye gittiğimde de hiçbir zaman şeyi konuşmuyorum. Abi, anlat bakalım sıkıntın var mı? Bilmem ne var mı? İlişki kurman gerekiyor abi. İlişki kurarsan yapabilirsin. Doğru. Onun için de her gittiğimiz, her müşterimiz, her bankamız, bizle beraber çalışan her yatırımcımız en yakın arkadaşlarımız oluyor. Doğru. Ve onlarla beraber de büyütüyoruz. Biraz öyle tabii. Öyle. Doğru. Ya baktığında da o. Onun bu için işler yapay zekalı olmuyor yani. Abi, mümkün değil. Yapay zeka bunu çözemez. Hiçbir şekilde çözemez. Yani ne zaman kafalarımızı, beyinlerimizi alıp başka bir robota bağlarlar o zaman belki ama onun dışında abi biz hala dokunarak, tutarak, merhaba diyerek, öpüşerek hani öyle ilerletebileceğimiz bir hikaye. Onun için de böyle gidiyor. Ben zevk aldığım ve aktif olarak bulunmaktan da kendi motivasyonumu yükselten biri bunda. Yani biraz o beni besliyor. O masaların konfigürasyonu insanın enerjisini artırıyor. Öyle. Yani geçemiyorsa da yapamazsın. Kesinlikle. Geçen bir etkinliğe gittik işte yurt dışında. Sani abiyle beraber. Sani Şener. Ondan sonra bir sürü kişi de vardı onunla beraber. İşte A.G. Uğur vardı. Evet. Yani ondan sonra aynı zamanda bizim şirkette de destekçimiz. Ondan sonra bir sürü farklı insan ve onların ufkunu görmek, onların fikirlerini, yaşadıklarını, deneyimlerini ondan sonra faillerini dinlemek benim için çok pozitif bir şey oluyor. Tabii failleri bir de her yerde anlatmıyorlar abi. Onu ancak özel ortamda anlatıyorlar. Kesinlikle öyle. Tabii. Ve failler parayla satılamayacağın tek şey abi. Tabii. Ondan sonra dönüyorsun diyorsun ki tamam ben bunu bu şirkette yapmamam gerekiyor. Kendim de yapmamam, ilişki yönetiminde yapmamam gerek deyip döndürüyorsun. Şimdi öteki tarafta bir önceki şirket, ben kimya mühendisiyim aslında. Yani teknoloji işi yapıyoruz ama bankacılık aslında şey şimdiki adıyla. Ya bu da çok güzel bir örnek. Demek ki okuduğun işte yapacağın işin hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası. Ama orada öğrendikleri faydalı oluyor. Belki ondan sonra şeydir. Bence oluyor. Ama hani bir analitik çerçeve olarak. O tamam, onda hemfikirim abi. Yani mühendisliğin bir o şeyini tadını tuzunu almak bence keyifli ama masadaki herkes kimyayı benden daha iyi bilir. Yani okulda da çok başarılı biri değildim ben. H'la O'yu birleştirip H2O dünyanın kimyanın temelidir. Hani ben nereden birleşecek de ne çıkacak, gaz mı çıkacak, başka bir şey mi çıkacak falan öyle biriydim. Okulda da aynısını yaptım mesela. Ben bitiremiyordum. Çok zor bitiriyordum. Ondan sonra hocalar dediler ki ya Bulut nasıl sözle senin yapacak hiçbir şeyin yok. Ben dedim ki ben size birilerini getireyim. Her ay bir söyleşi yapayım. Ondan sonra gene yolum buldum. Ya aynen gene oradan da gene şey abi açık fikir. Peki ne yapalım? İşte şey yok, LinkedIn yok, tabii, mail yok, bilmem ne yok. Fax'la abi. Tabii. İşte Roche'un CEO'suna. Onun CEO'da ismi de yok o zaman. Genel müdür. Ondan sonra Novartis'in genel müdürüne. Bilmem neyin genel müdürüne. Ya ben okuldayım böyle böyle bir şeyim. O zaman şeyde kulüpler de yok. İşte bilmem ne üniversitesi doğru, bir şey kulüp falan. Hiçbir şey yok. Ben şurada okuyorum. İşte 3. sınıftayım. Sizi ağırlamak istiyoruz. Bizim için çok şey önemli. Yurt dışında benchmarkları var. Siz niye yapmıyorsunuz? Orada da kilit cümleyle adamları şeye zorluyordum. Hani abi yurt dışı yapıyor sen niye yapmıyorsun? Yapıyorsun, gelmen gerekiyor. Çok gelmezsen şey olur diye. Ondan sonra geldiler öyle bitirdim. Onu bir sürü farklı segment, bir sürü farklı sektör. En sonunda işte bir önceki işe Koray'la tanıştım zaten. Koray'la tanışıp elektronik fatura işine girdik. Orada bayağı bir çalışandım ben ondan sonra. Tabii. Baktığımda. Yurt dışı bendeydi. Sağ olsunlar yani co-founder gibi act ettirdiler tabii, beni. Hiçbir şekilde tabii, şey yapmadılar. Sonra buraya gelince burada co-founder oldum. Tabii. Ondan sonra baktığında. Ama gene sonradan giren bir co-founder'ım ve onunla beraber devam etti. Ortaklardaki o ego dediğin şey çok önemli abi. Hani kimse senin yolunu açabiliyor mu? Devam edebiliyor mu? Vesaire. Bizim bakmamız gereken düz bir şey var. Ben herkese onu diyorum. İşi kim yapıyor ve nasıl ilerliyor? Doğru. Ondan sonra çünkü işin yapılması, işin execution'u, içerideki şeyler belirli kişilerin rollerini üstlendiği, onun rollerini bölüştüğü bir hikayede harmoniyle çalışıyorsan çok güzelsin. Onun için de o harmoniyle çalışıyorsun. Ama hani ben ilk defa kurmama gerek kalmadı burayı. Hı hı. Kurulmuş bir düzende alıp sen daha bu etkisiyle beraber noktayı yukarı çıkartmaya çalışıyorum. Peki şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani şimdi tabii bence şu an yeni iş hayatına giren nesil çok sıkıntılı bir dönemden geçti. Bir kere 3 sene falan işte koronayla geçti. Orada bir şok oldu. İkincisi tabii dünyada büyük şoklar var. Hep konuşuyoruz işte evinin kirasını ödeyemiyor. Fiyatlar artıyor. Bu sadece Türkiye değil dünyanın her yerinde. Yani yeni neslin önemli bir şey kaybı var. Maddi güç kaybı var. 3 tabii yapay zeka nedeniyle bence özellikle daha junior çalışanlara olan ihtiyaç da azalıyor. Doğru. Bu challenge'ı nasıl görüyorsun? Yani kendi şirkette de çünkü bir sürü junior çalıştırıyorsun. Hem durumları nasıl görüyorsun hem de bu iş nereye gidecek? Abi şöyle zor hakikaten hayatları. Hı-hı. Yani çünkü hayatları şöyle de zor. Bir sosyal ağ var. Hı-hı. Ve sosyal ağda sen sanal bir şey görüyorsun. Yani bugün Instagram'ı açtığında evet, veya Facebook'u açtığında inanılmaz hayatlar görüyorsun. Evet, ama öyle bir şey yok aslında. Öyle bir dünya yok. Öyle bir yani dünya yok. Onu koyanlar da hani o videoyu çıkarttığında işte arka tarafta neler çektiğini tabii, veya neler şey yaptığını. Ya o bir şov. Evet. Ve o bir vitrinde kendini göstermeye çalışıyorsun. Yani evet, ben Rolls Royce'um diyorsun. Evet. Arka tarafa bakıyorsun. Rolls Royce'un ön tamponu var. Arka tarafta hiçbir şey yok. Hani o hikayeyle gidiyor ve buna kanmamaları gerekiyor. Evet. Onun için de yani bence çok büyük bir tehlike bu arada. Hepimiz için doğru, de çok büyük bir tehlike. Çünkü başarıyı da orada biz bambaşka bir şeyle görüyoruz. Doğru. Herkes bir söz söylüyor işte. Bilmem ne. Herkes her şeyi biliyor. Yani, tamam öyle bir dünya yok abi baktığında. Yani bedava şey. Şimdi ChatGPT geliyor. Sen zaten karşı tarafta birine bir şey sormak istediğinde sormayıp dönüyorsun orada devam ediyorsun. İşte yurt dışında hiç bilmediğin bir yere gittiğinde eskiden ne yapıyordun? Telefonu açıyordun. Ya usta sen hiçbir şeye gitmişsin. Nerede ben yemek yiyeyim? Ben artık ChatGPT'ye soruyorum. Çok da güzel tavsiye veriyor. Çok güzel tavsiye veriyor. Diyorsun ki bana en iyilerini çıkar ama işte şeylerin turistlerin gitmediği olsun. Çıkar işte otelim şurada yakın olsun, yakın olsun. Fiyatı şu aralıkta olsun. Şunları da yemiyorum. Bunları yemediğim bir şey çıkar. Adam tak 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 çıkartıyor. Şimdi bununla rekabete girmelerinin şansı yok. Onun doğru, için yapmaları gerekiyor. Doğru. Şimdi ama öteki tarafta ne yapabilirler abi? Bugün en büyük şey dokunarak ilerlenecek şeylerde. Hı-hı. İlişkiyle ilerlenecek şeylerde hala bir ihtiyaç var. Evet. Ve ihtiyaç olduğu için de o ilişkiyi yönetenlerin yardımcısı olarak yanında onlardan bir şey öğrenen biri olarak girebilirler ve devam edebilirler. Doğru. Ama Deyvan'da müdür olayım, direktör olayım, şu maaşı olmuyor, isteyeyim, şu stok opsiyonu alayım gibi bir hikayeleri de beklememeleri evet, gerekiyor. Evet, yani olmuyor. Gerçekten. Çünkü işte bence koronanın en büyük zararı bu oldu. Şimdi fiziksel beraberlik azalınca bizim bu usta çırak ilişkisi dediğimiz yani bizim de vaktiyle yaptığımız şey birinin yanında yetişmek ve onu görerek yetişme kültürü zayıfladı doğru, maalesef. Doğru. Yani biz de sonuçta ofisimize gidemedik. Doğru. Ve buna çanak tuttuk ama ne yapalım yani koşullar öyleydi. Bu bence çok büyük bir problem olarak önümüzdeki yıllarda bunu göreceğiz. Yani o şeyden geçmeyince yetişme sürecinden ileride sıkıntılar oluşacak diye korkuyorum. Ya mesela bir şey de hep bana kızıyorlar bu konuda. Ben biraz böyle eski kafalıyım bu konularda. Abi ben ilk iş hayatı deneyimlerimi hatırlıyorum. Ofise ben kendi patronumdan önce veya genel müdürden geç gitme gibi bir lüksüm yoktu. Yok zaten yok. Bu arada şimdi, ya biz iş hayata gidiyoruz ama böyle bir şey konuşulmazdı. Böyle bir şey konuşulmazdı. Ya böyle bir alternatif tabii, yoktu. Tabii. Çünkü sen orada hazır kıta beklerdin ve hazır kıta çalışırdın. Tabii. Ama ondan sonra şeyi bile beklerlerdi. Yani çıktı mı? Bilmem kim bey çıktı mı? Çıktıysa ben çıkayım. Ondan sonra yani kimse 5'te çıkamaz daha böyle. Şey ya yoktu. Bu iyi bir şey mi, şey bir şey mi? Soru işareti. Ondan sonra bir inananlar da şeye inanıyor. İş yaptığı sürece devam etsin vesaire olsun. Ama bence iş yaptığı sürece olmuyor. Olmuyor. Ben ona inanıyorum şahsen. Bizde abi sen gidiyorsun saat 6.30'da 7'de işe. Ondan sonra harıl harıl diyorsun ki o günkü şeyi tamamlayayım. Tamam, bekleme adamdan gelmesini. O günkü maillerimi tamamlıyorum. Sonra sahaya inmem gerekiyor. Müşteriye mi gideyim? Bir yerde konuşmaya mı gideceğim? Bir yerde bir şey mi yapacağım? İş mi bağlayacağım? Bilmem ne yapacağım? Şimdi geliyor bana diyor ki ya diyor 3 tane toplantı yapmışsınız diyor. Ben çıktıları alamadım diyor. Tamam mı? Ya, toplantıyı ben yaptım. Sabah ben geldim. Bilmem ne yaptım. Sen ne zaman geldin? 9:45 geçe gelmiş. Gayet rahat bir şekilde. Olmuyor. Kahvaltı var mı diye bakıyor. Tabii. Kahve var mı diye bakıyor. Gidiyor onu şey yapıyor. Şimdi böyle bir iş dünyasında bir başarının gelmesi imkansız. Yani şunu bence anlatmak lazım. Eğer sizin ofiste bulunmanızı gerektirmeyen bir iş veya öyle düşündüğünüz bir işse çok büyük risk altındasınız. Çünkü bugün yarın ofise gitmezsen yarın zaten senin işi ChatGPT yapabilir. Öyle bir de dinamiği görmesi gerekiyor. Aynen öyle. O yaşayan bir şey var. Aynen etrafın öyle. Ne yapıyor? İnsanlar ne yapıyor? Şirketin bugünkü derdine, o derdi nasıl çözebiliriz? Fırsat var mı? Aynen öyle. Veya git sahaya, sahadan öğren. En güzel şey saha. Tabii. Sağ sana her şeyi söylüyor çünkü ne yapabilirsin. Doğru. Diye. Hani onun için ona şey yapıyorum, inanıyorum. Bir taraftan da onlara haklı bulduğum kısım var. Hı. O da şu. Abi inanılmaz değişik işler çıkmaya başladı. Hı. Sen bir tane video çekiyorsun. Sabah gelirken gördüm karşıma çıktı. Bir tane şef tereyağını almış. Ondan sonra tereyağının içine böyle değişik şey avokadolu bir şeyler koymuş. Nane, fesleğen bilmem ne. Dondurmuş, çıkartmış. Kaşıkla böyle bir şekil yapmış. Onunla beraber post etmeye başlamış. Evet. Postu o kadar fazlalaşmış ki abi. Her gün veriyor. Ve geçen ayki geliri 1.4 milyon dolar. Ha. Bak, şef. Evet. Tereyağdan 1.4 milyon dolar. Ne kadar sürdürülebilir olur bilmiyorum. Tamam. Bir de şunu görmek lazım. Yani 1 milyon şef var bir tanesinden. Tabii, bu. Sadece bir tanesi. Yani burada bir winner takes all. O da şansa. O da şansa. Ha, ya o da şansa. Evet. Buradaki şans faktörü bence %80'den fazla. Tabii, yani şansa biri şey yapacak. Aa, paylaşım diyecek. Paylaşanın ekosistemi iyi olacak. Aynen ondan öyle. Büyüyecek. Şimdi bu çocuklar bunları gördükleri sürece diyor ki ben niye gelip de senin şirketinde sabah bilmem kaçta çalışıp akşam bilmem kaça kadar gideyim devam edeyim. Yazılımcılara bakıyorsun. Abi yazılımcıların ofise gitmesine gerek yok. Evet. Zaten ucuzlar Türkiye'de hala. Hı-hı. Büyükler bizim yurt dışına çıkanlar onları anormal paraları aldılar. Şimdi işten çıkarmalar yapıyorlar bilmem neler. Yani arka tarafta bakarsan adam burada oturup Amsterdam'a çalışabiliyor veya Londra'ya çalışabiliyor. Pound'la veya Euro'yla para alabiliyor. Adam niye şey yapsın gelsin senin burada ofiste çalışacaksın. Evet. Öyle bir gerçek de var şimdi bakarsan. Onun için de hak veriyorum ama şeyi unutmamaları gerekiyor. Yani bu dönemsel değil. Bu bir ilişki yönetimi. Evet. Ve o ilişki yönetiminde uzun soluklu bir maraton. O maratonda koşmaları gerekiyor. Ya da çok challenger bir şey bulacaklar. Şansları da yaver gidecekler. Bir vurkaç operasyonu yapıp ondan sonrasında başka bir şeye bakacaklar. Bu da bir olabilir ama bence o kişi olmadığını varsaymakta fayda var. Kesinlikle. Hatta. Çünkü genelde olmuyor. Bu arada milyonda da değil. Bence milyarda bir oluyor böyle şeyler. Böyle şeyler. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah dinleyicilerimiz de beğenmiştir. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Değerli dinleyiciler, bu sohbetleri beğeniyorsanız benim bültenimi de beğenme ihtimaliniz var. www.globalisler.com adresinden bültene abone olabilirsiniz. Podcastlerimizi Temmuz ayına kadar devam ettireceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Abone olun, beğenin. Dinlediğiniz platformda ne yapabiliyorsanız. Bulut'u da takip edin. Sosyal platformlardan. Güzel şeyler yapıyor, güzel içerikler oluyor. Kaçırmayın. Çok teşekkürler. Güzel bir gün olsun.